Selam millet, Dedir Oyunlar'da tekrar birlikteyiz. Yeni bir oyun serisine başlıyoruz bugün. Survival Game yine. Seven Day to Die. Tolga ile birlikte çekeceğiz bu oyunu. Başladım abi. Daha önce biz tabii Tolga ile birkaç denemesini yaptık oyunun. Oyun biraz kazık. Hayatta kalma bakımından en azından acemiysen. O yüzden temel bazı prensipler belirledik oyunda hayatta kalmak için. Hemen ok, yay, Evet. balta mıydı bir de? Oyun bayağı kazık ya. Biz bir 10 kere falan denedik. Evet, Baktık neyin çözene iyi kadar. bir. Çok güzel bir yerde başladım. Etrafında bir sürü şey var. Ne güzel. Orman, kar, ne var? Orman. O Tamam. pantolon İlk buldum. önceliğimiz yerleşim yeri. Tabii. Önce birbirimize doğru gelirken yerleşim yeri arayacağız. O yüzden ben M'ye basıp şu haritadan seni bir invite edeceğim ki sen girdin mi oyuna? Ben girersem tabii. Tabii girersen. Uzay eriği yersen. O zaman ben bireysel çim yumruklama çalışmama başlayayım. Güzel. İki fiber aldım. Niye bu girmedi hala? Dede 1, 2, 3, 4 değil miydi? Evet. Bağlanamıyor mu? Şifre hatası mı veriyor? Connecting the server diyor da. Hayırlara vesile olsun. Şuradan bir de koton Evet, toplayayım. oyun bugün biraz sorunlu zaten ya. Evet. Bir önceki oyunumuz bağlanarak yalan oldu. En son denememiz. Küçük çalı yok. Küçük çalı yok. Balta yapamıyorum. Ne çılgın bir başlangıç oldu bu. Tabanca parçası, tüfek parçası. Bu garip delici aletin zımbırtısı falan diye. İşte bu map güzel ya. Random seçince bir şey çıkmıyor. Burada şöyle eğilip kontrol edeyim de undetected'ım. Karda çıktım ben. Güzel. Şu ağacı yumruklamam bitsin. Invite göndereceğim. Küçük ağacı yumruklayarak kırabiliyorumdur umarım ya. Bir saniye ya. Şunlardı galiba dal verenler. Evet. Oh be. İlk stone eksimi yapıyorum. Sonunda. Stone eksimi yapabildiğim için pislik ağacı kırıp daha çok odun elde edeceğim. Sen karların arasında hiçbir şey bulabildin mi? Yani şeyler bir şey bu mermi falan çıktı. Yuh ya, ben de niye kırılmıyor diyorum bu ağaç, deminden beri kütük verdi ya. Saatlerce bir daha şey sorunum olmayacak. Dal sorunum. Şimdi bir Crossbow yapıyormuş. Şey, diğeri. Wooden bow. Tabi. Yapacağız. Aynen. Bir sürü fiber lazımmış onun için. Her an bir yerden bir afacan beni görecek diye eğile eğile bir hal oluyorum. Bow'u da yaptım. Erol da yapayım tabii. Lazım yapmak. Hatta biraz fazla yapayım. Evet, bu Erol'lardan sonra ben bayağı okeyim. Hadi Ben değilim. bir 20-30-40 tane falan yapayım ya. Crossbow kullanırken biraz önce ne güzel.
Düştük mü buna? Bir balta daha yapayım, ne olur ne olmaz. Zaten bendeki büyük ihtimalle çok yakın bir zamanda kırılacak. Evet, şöyle kendimi bir yokluyorum. Kendimi yokluyorum derken. Enkudu, accept, Enkudu, track. Evet, artık map'te seni görüyorum. Yeşil bir çıbık olarak. Her şeyi toplaya toplaya sana doğru geliyorum. Bir domuz gördüm ama hiç uğraşmayacağım onunla. Şu anda hiç üzerimde kokulu bir şey taşıyamam. Evet, ilk zombimi gördüm. Ve nasıl oluyorsa eğildiğim halde sağ olsun. Ve ilk ıskamı yaptım. Her şeyin ilklerini beceriyorum. Keşke şey yapmasa ya. Stref yapmasa sanki koyak oyuncusu gibi. Evet, headshot da yapamadık. Şimdi de yapamadım. Abi ben ne olmuşum? Crossbow kullanmaya çok alışmışım. Crossbow iyiydi tabi. Evet, çevir kafasına bas DT'ye. Bu neden böyle oldu? Çünkü bir sürü zombi var. Çünkü bir kasabaya ulaştım abi ben hemen. Benim olduğum yere doğru gelirsen kasaba var. Tamam. Kasabanın etrafında bir benzinlik falan olabilir. Olabilir. Bizim en sevdiğimiz spot. Aa, hep görmeye başladılar ama beni ya. Abi buna da headshot yapamadım ya. Ve yine yapamadım. Ve yine yapamadım ama artık öldü. Üçüncü oku yediği için. Mecburen kasabaya doğru yaklaştım. Uğursuzluk dağdaymış ya. Dağdan indim. Hemen headshot'ı yapıştırdım. İşte ikinci headshot. Üçüncü headshot. Ama bunlar beni gördüler. Güruh halinde geliyorlar ya. Ben biraz uzaklaşıyorum bunlardan. İşte tahtaların arkasında izimi kaybettirmeyi deneyeceğim. Nasıl olsa bir süre görmedikleri zaman seni unutuyorlar. Tabii onlar unutup başkaları görüyor galiba şu anda. Kötü. Çok fazla zombi var burada ya. Ama çok güzel evler falan var. Oo. Karlı bölgede de stick bulmak çok zormuş ya. Öyle. Karlı bölgenin öyle bir sorunu var. Ben yalnız neredeyse okları bitirdim ha. Okları temize aldım. Headshot yapacağım diye yukarı ateş ediyorum. Bu şey var ya. Aptal Nosferatu gibi zombi. Biraz daha hızlı yürüyen diğerlerine göre. Iskalıyorum. Ah, kafasının yanından geçiyor ya. Adam bir sağa bir sola sallanıyor. Bahanem yok artık. Normal yürüyen kadının da kafasını ıskaladım. Neyse. Birçok bir şeyler topladım. Ben ağzına kadar doldu hatta benim adam. Yok yok. Sen zenginliğe alıştın. Ben niye hala haunted'ım peki? Hala birileri geliyor çünkü.
Şömelmişken headshot yapmak da ne zor birisine ya. Allah Allah. Işığı gören geliyor ya. Vallahi ışığı gören geliyor. Ne yapalım? Eski usul baltayla halledeceğiz bunları da. Abicim bu nedir? Ben nereye geldim ya? Yaşayan ölülerin dönüşü. 1, 2, 3, 4, 5 tane zombi şu anda beni algılamış, bana doğru geliyor. Ben sana gelmeye çalışıyorum hala. Çok güzel stun oldum. Oo, zombi yumrukladım lan. Baltam tam zamanında kırıldı. Bir vurup bir adım geri, bir vurup bir adım geri stili güzel. Stille hepsini öldüre öldüre geri gittim. Arlı bölgede doğmanın güzel tarafı şu an 50 tane blueberry var. Ooo süper süper. Şunlar bir nefes aldırsalar şehre girdiğime gireceğime pişman oldum ya. Deminden beri zombi öldürüyorum. Hayır, bu konuda çok profesyonelmişim. Bunu keşfettim. Kendimden korktum. İnventörüm doldu. Öyle söyleyeyim bak Tolga. Bir şey yarar, bir şey çıktı mı? Güzel soru. İşte. Ama bu yaptığınız sizin terbiyesizlik. Gözümün önünde poptu ya zombiler. Gözümün önünde. O nasıl bir şey ya? Olmaması lazım öyle bir şey. Abi kafama eğdim. Yerdeki cesedi lootladım. Tam karşımda bir tane bile zombi yoktu. Kafamı kaldırdım. İki tane zombi var bana doğru yürüyen. Ayıp değil mi? Karlı bölgeden çıktım mı? Herhalde yakında yanında olurum. Ben de sana çok komik bir istatistik vereceğim birazdan. I'ya basıyoruz, karakterimize bakıyoruz. Zombie kill 24, 4. level'ım. Biraz daha sana doğru yürüyorum. Önce bir ok yapmak için şöyle bir bakayım, bir şeye ihtiyacım yokmuş. Yapabiliyorum ok. Aslında bayağı ok yapabilirim ben. Evet ya, ben bayağı ok yapabiliyorum. O zaman yapalım. Saat 12 oluyor. Günü yaraladık. O şehirden biraz yürüdüğüm zaman benzin istasyonu değil ama yok, benzin istasyonu galiba. Abi uçak şey bıraktı. Turuncu bir şey bıraktı, görüyorum onu. Ben koşuyorum oraya doğru. Bir bakacağım ona. Tamam, ben de koşuyorum. Büyük ihtimalle ona aynı uzaklıkta olabiliriz çünkü haritamda kayboldun. Evet, şu anda yanındasın.
Ama sanki çok uzağa attı. Saat tam 12'de atıyormuş Evet. bak. Abi çok uzağa atmış ya. Gram yaklaşamadım daha ona. Görsen var ya, slalom yapıyorum zombilerin arasında. Bir ordu takılmış olabilir peşime. Gözden de kaybetmek istemiyorum onu. Ama sanki karşıdaki tepelerin arkasına gidip kayboldu, düşüp. Acaba düştüğü yerde hala duman çıkarmaya devam edecek mi? İnşallah. Ki bu arada yeni bir kasaba Vallahi buldum gördüm abi. seni. Evet, birbirimizi de bulduk. Oo, evet. Bu kasabanın içine bir yere düştü o zaman. Evet, böyle gözüküyor. O zaman gerçekten işimiz zor. Bu kadar tahtanın, duvarın, bilmem neyin arasında nasıl göreceğiz onu? Neyse, bu kasabanın ortasına doğru bir çıkıyorum şöyle. Ve köpek buldum bir tane. Süper Köpek. oldu. Koş abi geri doğru, normal yürüme. Ne oldu? Niye kalp çıktı bende? Kalbin kırıldı diyor oyun bana. Sanırım köpekler şey yapamıyordur, değil mi? Merdiven çıkamıyordur. Sanmıyorum. Aslında merdivenli bir ev gözümüze kestirip yakınlarda köpek görünce oralara kaçmak lazım. Biz ne kadar büyük bir mahalleye gelmişiz ya. Artık yani o baktığımız yönden çıktık o şeyden, şehirden. Hala da göremiyorum ben o turuncu şeyi. Sen görebiliyor musun? Hayır. Göremiyorum. Biz kaybettik herhalde onu ya. Çok üzüldüm şimdi. O zaman kasabadaki en iyi Neyse, evi, buralara yerleşeceğiz artık. kasabadaki en iyi evi bulalım. Hastane çatısı nasıl? Vallahi olmayacak bir şey söylemiyorsun ha. Sadece iniş çıkışımız biraz uzun sürebilir. Evet, öyle bir sıkıntı olur tabii. Köpek. Lan öl artık köpek. Derip boşa gitmesin o zaman. Madem o kadar uğraştık. Ben şu anda breed mi oldum? Evet.
Birbirimizden çok ayrılmayalım. Allah'ım. Kasabaya doğru koşmak büyük bir hataydı galiba ya. Evet. Köpek çıkacağını bilmeliydik oradan. Şöyle yardırıyorum abi, dağlar vadiler uzaklaşıyorum biraz kasabadan. Urban. Demir boru bundan değerlidir herhalde diye umut ediyorum. Korktum. Vallahi korktum. Seni yaratık zannettim. Hala zombi, hala zombi. Hastaneyi görecek vaziyette şöyle bir daire çizdim bilerek. Oo. Bizim benzin istasyonu. Oo abi çok iyi yer. Orayı hemen kapalım. Hemen. En iyi yerleşim yeri orası bence. Hemen. Saatlerimiz 2'yi gösterirken. Domuz, sen Usain Bolt'un kuzeni misin ya? Yok abi yok, vallahi domuz da stres yapıyor ya. Vallahi kaçtı. Stres yapa yapa kaçtı bildiğim domuz. Sağlık olsun. Benzin istasyonuna doğru geliyorum. Üzerimizdekilerden kurtulmamız lazım. Hiçbir şey alamam şu anda üzerimdekilerden kurtulmadan. Bir şey hava kaçırıyor burada. Hayda. Stone Axe. Güzel. Camı kırdım. Zombi var oralarda. Biliyorum. Buradan kafalarına vurabiliyorum. Onlar da benim kafama vuruyorlarmış ama. Böyle kötü bir yanı var. Bir tanesini öldürdüm. Oo, biraz fazla varmış. Yapma güzelim. Yapma güzelim. Burada da varmışsınız. O zaman sizi şöyle oklarımızı idareli kullanarak halletmemiz lazım. Mükemmelim. Mükemmelim. Üç tanesinin arasında. Arkanı iyi kontrol et. Geliyorlar dışarı doğru. Şey yapamadım. Ben baltayla bu işin devamını halletmeye çalışacağım. Hallettim. Bunu da arkadan vurup hallettim. Hayır ya, bandaj yok mu bende? Ölüyor musun? İki tane bende vardı ama oyunun başında vardı şansı. Bu ne alakadır? Ödüm koptu vuracak diye. Öleceğim ya. Kadının kafasına kaç kere vurdum ben? Öldüm. Çantamda ayrım pickaxe vardı, onu alırsan güzel olur.
Tamam. Ben de ölmeyeyim, burayı kaybetmeyelim. O yüzden ben biraz şöyle uzağa doğru koşacağım. Ondan sonra şuradan alıp cloth yapacağım hızlıca. Güzel. Oraya doğru geliyor bu sefer de adamlar. Her yerde olmaları biraz kötü oldu ya. Ve akşam oluyor. Tam ters yöne doğru yeterince koştuğuma inanıyorum. Ben nasıl yapabilirim bunu? Bed diyeyim. Bag diyeyim. Sleeping bag. Sleeping bag yaptım. Ve onu şöyle bir yere atıyorum. Attım. Benim artık sleeping bag'im var burada. Şey, koton topladın mı sen? Koton evet. Varsa bana da sleeping bag'lik yapsana şey, cloth fragment. Var, yaptım zaten. Var yani, yeterince şu anda bende. Okey, ben orada hemen yapacaktım da aklıma geldi ki şeyim yok, koton işte yapamamışım. Ben buradaki son cengaverleri de öldürüyorum. Ah be, bu kadar kısıtlı okta ıskalamak çok kötü. Bir headshot. Hadi ikinciyi yapayım ölçün. İki headshot. Çok güzel. Ve en sonunda eğildiğimde undetected dedi. Gözlerim yaşaracak. En sonunda zombileri bitirmeyi başardık. Güzel abi. Çık çatıya. Ben koşuyorum oraya bir. Bugün bitti zaten. Daha bir şey yapamayız. Yarın çıkarız. Yani benim için bitti en azından. Anca giderim. Şöyle ben bir bakayım. Evet abi, aynı yerde yukarı çıkış var. Ve temiz. Ve içine bir şeyler bırakabileceğim bir yer var. Kütük mü lazım bize o kutular için? Kutular için kütük lazım. Envanter kutusu. Ama galiba bende biraz envanter fazla var. Için. Yok, biraz fazla yokmuş. Birazcık varmış. Evet, envanter kutusu için de. Dur şimdi, sen böyle söyleyince aklıma geldi. Bende kütüğü kırabileceğim cihazdan var bir tane. Onu şeyimde, üzerimde tutayım. Ama sizin yaptığınız ayıp. Dışarı çıktım, yine zombi popmuş. Bilmiyorum, belki de bu zaten burada olan bir zombiydi. Yo, değilmiş, bir tane daha popmuş. Şimdi yok. Hemen şu baltamızı alalım. Firex bulmuştum da ben karambolden. Hemen onunla kütük alayım. Biraz kütük elde edeyim. Güzel. Çok hızlı kesiyor ya. Yine hauntedim. Yine kim gördü? Ha, şu uzaktaki bacı zombi. Evet, bacı zombiyi tam kafasından vurdum. Sen gelebildin mi buraya?
Yok. Bunu da tam kafasından vurdum. Kaçta akşam oluyordu? 18'de. Bununla o binanın içindeki diğer şeyleri kırayım ben. Daha fazla kütük kırmayayım. Zaten yeterince kütük oldu. 23 tane. Binanın içindeki kapılar var ya. Onları kırayım. Ben bir tane daha buldum Fyrax. Güzel. Burada kimse yok. Güzel. Burada var bir tane. Kırmanço. Terbiyesize bak ya. Kapı kırılır kırılmaz üzerime atladı. Şahin gibi. Oo, çok garip bir bug oldu sanki. İçinden geçiyor attığım oklar adamın. Ama nereye kadar? Nereye kadar içinden geçebilir? Tabii ki bileti kestik. Geceye yetişebilecek misin? Sanmıyorum. Olduğum yerden şimdi çöle çıktım. O nasıl oldu ki? Çok ilginç olmuş. Hemen şunlardan biraz kalas yapayım. Şu kalaslardan önce bir silelim bakalım ne yapabiliyoruz. Wood plank değil. Bina, wood frame, hayır. Secure wood door. Wooden hatch. Sanırım ben saklansam iyi olacak ya. Daha 45 dakika var gerçi. Hayda. Abi böyle bir sazanlık olamaz. Çok komik. Ne oldu? Wooden hatch yapacağım diye. Wooden hatch'i yaptım. Wooden hatch'i koyacağım diye bir yanına koydum yanlışlıkla. Beton parçasına kapak açan bir şeyim oldu. Parçaladım. Taşım var mı benim? Taşım yok. Ne kötü. Dışarıda yine zombiler popmazsa inşallah çıkıp hızlıca bir taş arayacağım. Hala biraz sürem var. En çok bulunan şeyden olmaz mı ya? Small stone. Çok korkuyorum. Gece oluyor. Abi sen benim çantadakileri alıp çatıya koyabilirsin. Kaybolabilir o. Çok zaman oldu çünkü. Oo, bunu şimdi söylemem beni çok üzdü ama ya. Hiç akıl ben edemedim. Ben benzinliğin yanındaydı ya. Hayır da ben de hiç akıl edemedim yani buna. En azından iron pickaxe falan var içinde onu alsın. Ya da işe yarar şeyler al. Pickaxe'ı aldım. Spamlayabileceğim her şeyden alıyorum. Birer tane alabileceğim şeylerden. Allah'ım ne yapsam? 5 dakika geçelim. Geri koşuyorum. İmdat. 4.
binaya girdim. Artık ne tırsıyorsam marketin girişinde Wooden Door, şeyde yukarı çıkan yolda Wooden Door var bir tane. Wooden Door yaptım. Şuraya bir tane campfire kurayım. Hatta iki tane campfire kurayım. Birbirinden değişik uzaklıklarda. Ben saklandım valla gündüz olana kadar. Mantıklı bir şey yaptım. Evet arkadaşlar, birinci günü daha bitiremedik. Şu anda bitirdik, evet. İkinci güne geçtik. Geceler hep bir şey yapamadığımız için, zombiler etrafta koşturduğundan dolayı koşuyorlar, sizi yakalıyorlar, ölüyorsunuz. Çok basit bir şey. Çok basit oluyor yani geceleri oynamak. O yüzden ya hareketsiz beklemeniz lazım böyle güvenli bir yerde. İşte ya da hareketsiz beklemeniz lazım. Seçenek yok, ya da öleceksiniz. Birinci günümüzü o ya da bu şekilde tamamladık. Videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda ikinci günün gündüzünde tekrar burada olacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın.